Which of the following is not correct according to the text above? Yukarıdaki metne göre seçeneklerden hangisi doğru değildir diye sorulmuş. Metnimizde ise you will go abroad for university. You will meet a handsome man there and get married. You will get a good job and be very successful. Your husband will have a serious health problem. You will have a daughter and a son. Geleceğe dair tahminler yapıldığını görüyoruz. Hemen şıklarımızı okuyalım. She will go to a university in a different country. Farklı bir ülkede üniversite okuyacak demiş. Bakalım burada abroad yani yurt dışı dediğini görüyoruz. Dolayısıyla A şıkkını eledik. She will always be single in her private life. Özel hayatında sürekli bekar olacak, yalnız olacak, tek olacak demiş. Fakat baktığımızda You will meet a handsome man there and get married. Yakışıklı bir adamla tanışacaksın ve onunla evleneceksin dediğini görüyoruz. Dolayısıyla bizim için doğru olan şık B seçeneği. According to the text above, there is no prediction about Barbaras. Barbara hakkında hangi konuda tahmin yoktur demiş bu metinde. Hemen bakalım. A şıkkında children çocukları hakkında tahmin son cümlemizde yer almakta. Bir kızı ve bir çocuğun oğlun olacak demiş. Dolayısıyla A şıkkını eledik. C şıkkında marriage evliliğinden hemen bakıyoruz. You will meet a handsome man there and get married. Yakışıklı bir adamla tanışacak ve onunla evleneceksin demiş ve bahsetmiş. Education eğitimi İlk cümlemize baktığımızda üniversite için yurt dışına gideceğinden bahsetmiş. Dolayısıyla B şıkkını da eleyebiliriz. Friendship, arkadaşlık hakkında herhangi bir tahmini yok. Dolayısıyla bizim için doğru cevap da D seçeneği olacak. Which of the following is not correct according to the conversation above? Seçeneklerden hangisi yukarıdaki diyaloğa göre doğru değildir demiş Sue thinks she will be an artist and draw pictures. Sue so, onun bir sanatçı olacağını ve resimler çizeceğini düşünüyor. Hemen bakalım. I imagine being an architect. I will also have a big family and three children. Burada mimar olmaktan bahsettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Sion'un düşüncesi sanatçı olup resimler çizmek üzerineydi. Dolayısıyla bizim için doğru cevap yine A seçeneği olacak. Which of the predictions in the newspaper does not akin like? Gazetedeki tahminlerin hangisinden akın hoşlanmaz diye sorulmuş. Bakalım hangileri olumsuz birer tahmin. You will meet one of your old friends. Eski arkadaşlarından biriyle buluşacaksın. Bu bizim için olumlu olabilir. You will get a big help from him. Ondan büyük bir yardım alacaksın. Bu da bizim için uygundur. You will have a chance to go on a holiday with your family. Ailenle bir tatile gidecek. Şansa sahip olacaksın demiş. Bu da bizim için olumlu olacaktır. When you return home, you won't feel well. Eve geri döndüğünde sen iyi hissetmeyeceksin demiş. Dolayısıyla bu cümle bizim için olumsuz. You will be sad because you will lose some money. Üzüleceksin çünkü biraz para kaybedeceksin demiş. Bu da bizim için olumsuz bir tahmin. Dolayısıyla 4 ve 5 cevabımız olacak. B şıkkı. Which of the following complex the dialogue above? Yukarıdaki diyaloğu en iyi şekilde tamamlayan seçenek sorulmuş bizlere. Hemen diyaloğumuza bakalım. Betty ne demiş? I want to be a good volleyball player and I believe I will be one of the players in the national team. Burada Betty bir hayalinden bahsetmekte. Ben iyi bir voleybol oyuncusu olmak istiyorum. Ve ben inanıyorum ki ulusal takımda en iyi oyunculardan birisi olacağım. Onlardan birisi olacağım demiş. Dolayısıyla Kate'in ne sorduğunu hep birlikte şıklarımızdan bulalım. Would you like to be a good volleyball player? İyi bir voleybol oyuncusu olmak ister misin sorusu. Bizim için olabilir. What kind of sports do you like? Ne tarz sporlardan hoşlanırsın? Uygun olmayacaktır çünkü ileriye dönük bir tahminde bulunmasını istiyoruz onun cevabına baktığımızda. What do you expect from the future? Gelecekten ne bekliyorsun sorusu ne temenni ediyorsun sorusu bizim için çok daha uygun olacaktır. Betty'nin verdiği cevaba göre doğru cevabımız C şıkkı. Which of the following is not correct according to the visuals above? Yukarıdaki görsellere göre seçeneklerden hangisi doğru değildir diye sorulmuş. She will have her own business in her 40s. Kırklarında kendi işinin sahibi olacak demiş. Hemen bakıyoruz. Görselimiz destekledi. Devam edelim. She will travel around the world before she gets retired. Emekli olduktan sonra dünyanın dört bir tarafını seyahat edecek demiş. Hemen bakalım ellerine. Burada bir harita ve otobüs görmekteyiz. Dolayısıyla B şıkkını da eledik. She will graduate from the university in her 20s. 20'lerinde üniversiteden mezun olacak demiş. Hemen bakıyoruz. Bir mezuniyet fotoğrafı görüyoruz. C şıkkını da eledik. She will get married after she runs her own business. Kendi işini kurduktan sonra evlenecek demiş. Hemen bakıyoruz. Kendi işini kırklarında kurmuştu fakat 30'larda evlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla D şıkkı doğru cevabımız olacak. Which of the following does not John use in his text? seçenektekilerden hangisini John metninde kullanmaz diye sorulmuş. Hemen bakalım. Hello, I am John. It is very hard to predict the future. I think I will study medicine at university. I will be a doctor. Burada doktor olacağından bahsetmiş. Dolayısıyla birinci cümlemizi, kelimemizi eledik. Devam edelim. I will have a dog and I will make a lot of friends. Bir köpeğe sahip olacağım ve çok fazla arkadaşlık kuracağım demiş. Dolayısıyla 5. kelimeyi eledik. 6. kelimeyi eledik. I will get married. Evleneceğim demiş. Dolayısıyla 2'yi de eledik. I will visit new countries in summers. Yazları yeni ülkeleri ziyaret edeceğim demiş. Dolayısıyla holiday yani tatillerden de bahsetmiş. Bizim için 3, 4 ve 7. Kelimeler açıkta kaldı. Doğru cevabımız C şıkkı. According to the information above, Kayra does not want to. Verilen bilgilere göre Kayra hangisini istemez? Have a husband. Bir kocaya sahip olmak. Burada getting married. Evlenmek. İstediğini görüyoruz. Live in a village bir köyde yaş yaşamak demiş. Fakat burada living in a big city büyük bir şehirde yaşama hayali kurmakta. Dolayısıyla köyde yaşamayı istememektedir. Which of the following is not correct prediction according to the graph? Yukarıdaki grafiğe göre seçeneklerden hangisi doğru bir tahmin değildir? 20 students will be good at playing and instrument 20 öğrenci enstrüman çalmakta iyi olacak demiş. Hemen bakalım. Burada bununla ilgili sadece bir sanat sınıfı olduğunu görüyoruz. Morla belirtilmiş. Dolayısıyla grafiğe baktığımızda da 10 kişi görmekteyiz. 10 kişiden daha fazla olacağını da düşünemeyiz bunun. Dolayısıyla 20 öğrencinin bir enstrüman çalmakta iyi olacağını söylemekte doğru bir tahmin olmayacaktır. Doğru cevabımız A şıkkı. Which of the following pictures is not related to Mia's dreams? Seçenekteki resimlerin hangisi Mia'nın hayalleriyle ilişkili değildir diye sorulmuş bizlere. Hemen bakalım. Mia ilk cümlesinde I hope I will receive a scholarship for university. Üniversite için bir Bursa ulaşacağım dediğini görmekteyiz. Dolayısıyla burada okuyan bir öğrenci resmini çizebiliriz. I will be an excellent doctor and help people. Harika bir doktor olacağım ve insanlara yardım edeceğim demiş. D şıkkını da eledik. I am dreaming of winning the Nobel prize with my studies. Çalışmalarımla Nobel ödülünü kazanmayı hayal ediyorum demiş. A şıkkını da bununla eledik. Fakat C şıkkında tatille ilgili herhangi bir şey olmadığı için veya seyahatle ilgili herhangi bir şey olmadığı için C şıkkı ilişkili değildir diyebiliriz.